Bismillahirrahmanirrahim. AEF İlahiyat Arapça 1 2017 100 ara sınavı A kitapçı. Soru 1'e baktığımızda ünite 1'de parçada yer alan bir cümleyi görmekteyiz. Bizim parçanın tercümesini de yapmıştık arkadaşlar. Konu anlatım videoları başka, tercüme videoları başka. Yani iki şekilde video çekimimiz söz konusudur. Tercümesi yapılmış bir cümle, bir parça. Cümlede yer alan altı çizili kelimelerin zıt anlamlısı nedir? Aa, şey yaşadı demektir. Vatani, benim vatanım neresidir? Türkiye, Türkiye'dir. Fiha, orada her şey yaşadı. Ecdadi, atalarım, dedelerim, orada yaşadı. Her şey yaşadı. Aşe, kale, kâne, kâde gibi nedir? Ecvef bir fiildir. Yaşamak manasını içermektedir. Yaşadı. Öyleyse bize ne lazım? Öldü. Vefat etti, ruhunu teslim etti manasında bir kelime lazım. O da beşik olur. Mate, hani mevta derler. Türkçe'de biraz da mefta da derler. Yani o çağrışım belki yapmıştır. Belki oradan anımsayarak doğru cevabı vermiş olabilirsiniz. Mate, öldü. Aşe, yaşadı. Buraya isim cümlesi, fiil cümlesi olarak da bakabiliriz. Mesela vatani, vatan kelimesi isimdir. Sondaki ya zamirdir. Vatani, benim vatan. Vatan kelimesinin isim olduğunu nereden anladın? Hani ünite 1'i biraz pekiştirme babında açıklama yapıyorum. Vatan, vatan bir zaman içerir mi? Mesela diri geçmiş, anlamıştı, görmüştü, kaçtı, uçtu. Yok, vatan bir isim, açık bu. Bir zaman içermiyor veya yor eki alıyor mu şimdiki zaman olarak? Yazıyor, görüyor, okuyor, dinliyor, yor, yor da. Veya ecek, acak, gelecek zaman eki alıyor mu? Anlayacak, izleyecek, görecek, kaçacak, yok. Vatan. Hiçbir ek almıyor o şekilde. Demek ki zamanla alakası yoktur. Bununla beraber vatan kelimesinin sonuncu harfi nundur ve esre almıştır. Biliyoruz ki fiiller sonuncu harfi esreyle olmaz. İsimlerin sonuncu harfi esreyle olur. Bu onun isim olduğuna dair diğer bir alamet. Bir başka alamet bu kelime muzaftır. Fiiller muzaf olmaz. Bu üç alametten yola çıkarak vatan kelimesinin isim olduğunu, dolayısıyla cümleye isimle başlandığını, eşittir burasının bir isim cümlesi olduğunu tespit edebilirsiniz. Vatani, benim vatanım müptedadır. Türkiye, Türkiye'dir. Burası haber olur. Türkiye fiil midir? Diyor, isimdir. Fiha orada her şey yaşadı. Her şey fiil. Kim yaşadı? Ecdadi, benim dedelerim, atalarım yaşadı. Fiil, fail, meful de burada nedir? Mukaddemdir. Fiilin evverine geçmiştir meful. Burada car mecrur olarak yer almaktadır. Mefulün fihtir. Zaman zarfıdır değil mi? Fiha orada. Gerçi zaman zarfı diyor. Mekan zarfıdır. Hani Türkiye'de fiha orada oranın içerisinde o topraklarda hani Türkiye'de mekan bildirmektedir. Mef'ulün fi'tir. Ecdat kelimesi de dolayısıyla isim olacaktır. Çünkü sonuncu harfi daldır, dal esreli de. Sondaki ya'ya bakmayın. Ecdadi. Sondaki ya bir başka kelime, bir başka harftir. Bir zamirdir o. Harf değil, zamirdir. Zamir buradaki ecdat kelimesine bitişmiştir. Ecdat muzaf, sondaki ya ise muzafun ileyh olmaktadır. Yani işte isim, fiil, harf birazcık açmak istersek bu şekilde detaylandırmak mümkündür. Haşa mazi fiildir bu arada. Yaşadı. İyi geçmiş. Dördüncü soruya göz atalım. Yukarıdaki cümlelerden tam ve anlamlı bir fiil cümlesi oluşturmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Bir kere şöyle yani hemen anlaşılıyor. Buradan düzgün bir cümle kurulması istendi. Şu aradaki slash eğik çizgilerden direkt anlaşılmaktadır. Soruyu okumak sadece şurası önemli. Fiil cümlesi oluşturmak. Önemli olan fiil cümlesi oluşturabilmen. Gerisi önemli değil. Gerisi neden önemli değil? Gerisi zaten anlaşılıyor. Okuyup zaman kaybına bile gerek yok. Hani biraz acelesi olanlar için bir püf nokta gibi düşündüm bunu. Peki fiil cümlesi için ne lazım? Cümlenin fiille başlaması lazım. Burada hangisi fiil? Fi harfi cerdir. Değil mi? Amin, ila, an, ala, lam, fi, kef, hatta. Bunlar harfi cer. Harfi cerleri ezberlemeden bu sınava girmeyin. El medrese, elif lamlıdır. Sonunda kapalı ta vardır. Zaman manası içermemektedir. Dolayısıyla isimdir. Tedrüsü T ile başlamıştır. Muzari alamet olarak T'yi almıştır. Demiştik ki eteyne kelimesinden herhangi bir harfle başlar muzari fiil. Eteyne ne var burada? Hemze var, T var, ya var, nun var. Eteyne. Bu kelimeden herhangi bir harfi almadan muzari fiil başlayamaz. Bunlardan bir tanesini alması gerekir. Burada da T'yi almış. Tedrusu. Derase, yedrusu, tedrusu.
Tedris nedir? Gaibe yani üçüncü şahıs müennes tekil muzari fiil yani geniş zamanlı fiildir. Hadihi eddalibat. Hadihi ismi işarettir. Eddalibat ise. Eddalibat ne? Elif lamlı olduğuna göre nedir? İsimdir. Açık T ve sağında dik elif var. Nedir? Demek ki cemi müennes salimdir. Hadihi fiil olabilir mi? Hayır. Harf mi? İsim mi? İsim soylu bir kelimedir. İsim işarettir. İsim yani sonuçta. Peki fiil cümlesi oluşturmak için ne lazım? Evvela fiili başa yazman lazım. Bakalım A şıkkı Tedrüsü. Madde 1 doğru yani. En azından fiille başlamış. B'ye bak. Elif lamla başlamış. Yani isimle başlatmışlar. B asla olamaz. C'ye bak. Elif lamlı bir kelimeyle başlamış. C asla olamaz. D'ye bak. Hadihi. Ardından eddalibat. İsimlerle başlamış. Asla olamaz. Geriye ne kaldı? A olabilir. Değil mi? Tedrüsü fiille başlamış. Başka? Bir de E olabilir. Demek ki ya A'dır ya da E'dir. Artık gerisi yani önemli olan nokta. Peki A mı E mi? Yani A ile E'ye kadar eleyebilmek gerekir. Çünkü başta Tedrüsü sadece bunlarda var. Peki A'yı bir ele alalım mesela. Tedrüsü ders görüyor, çalışıyor. Ebbalibatu kız öğrenciler nerede? Fi hadihil medresi. Şu medresede. E şıkkı Tedrüsü ders görüyor. Ebbalibatu kız öğrenciler. Hadihi fil medresi. Hadi şu fil medresesi okulda. Burada ne yapmış? Hazi başa almış. Yani burada fi ile hadihi arasında bir oyun söz konusu. Evvela fi hazihi mi yoksa hazihi fi mi? Önce harfi cer mi, ismi işaret mi sıralaması söz konusudur. Burada yapılması gereken şey tabii ki A şıkkında olan fi hadihi. Önce harfi cerri getir, ardından ismi işaret. Yapacağımız şey bu olmalıdır. Tamam, önce harfi cer, sonra ismi işaret gelir. Bu şekilde seçenek önemli olanı. İki, hangisi? Hakiki müzekkerdir. İki numaralı soru. Hakiki olacak. Bir de ne olacak? Müzekker olacak. Hakikilik neyle alakalı? Fizyolojik, bedensel olarak bir erkek alameti taşıması gerekiyor. Hakiki olabilmesi için. Bir de müzekker diyor. Müzekker erkek demek zaten. Hakiki de gerçek, yani orijinal olacak. Bu da ne demek? Bir erkeklik alameti taşıyor olması lazım. Lafta müzekkerlik değil. En-nehr, nehir, nehir, ırmak, çay, dere. Bunlarda bir erkeklik, kadınlık alameti olabilir mi? Olamaz. Öyleyse bu konumuzla alakası yok. Ve el-kitap. Kitabın bir erkeklik belirtisi var mıdır? Yoktur. Cebel, dağ. Dağda bir erkeklik alameti, bir erkeklik işte artık bedensel olarak erkeklik alameti, kadınlık alameti var mıdır? Yoktur. D'de var mıdır? Kalem. Kalemin erkeği kadın olabilir mi? Olamaz. Er-racül. Er-racül adam demek zaten. Erkek. Adam zaten adamdır yani erkek erkektir. Dolayısıyla hakiki müzekker olan kesinlikle E'dir. Zaten diğerleri bir madde, bir nesne, bir insan gibi canlı varlık değil. Yani hakiki olabilmesi için zaten ya hayvanın ya erkeklerin ya hayvanın ya da insanların erkeği olması gerekir. Yani kadını olmayacak. Hayvan veya insanların. 5. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? İsim cümlesi olabilmesi için cümleye isimle başlanması gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. A şıkkı gara e ile başlamış. Gara e, ç, t, b, n, sara, t, t, h, kara, c. Mazi fiil bu. Bu bir fiil. Fiille başlandığına göre burası fiil cümlesidir. B şıkkı v, h, b, ç, t, b. Aynı şekilde gara e. Mazi fiildir. Demek ki fiille başlandı. Öyleyse burası da fiil cümlesi. C şıkkı seyyaratu. Seyyara otomobil demek. Manayı bilmiyorum. Bilmesen de olur. Kelimenin sonuncu harfi kapalı T değil mi? İsimler kapalı T ile biter. Bu ünite 1 ile alakalı bir soru. Ünite 1'de isim fiil harfi nasıl ayırt edilir? Bununla alakalı bir tablo var. Mesela demiştik isim şu alameti alır, fiil almaz. Fiilde şu belirti vardır, isimde olmaz gibi bir tablo var. Onu bulun yani. Ünite 1'de var bu. Kapalı T, tay, merbuta diğer adı. Bu sadece isimlerin sonuncu harfi olabilir. Fiiller bu şekilde bir harfle bitemezler. Demek ki bu isimdir. İsim değil mi ilk kelime? Evet. Öyleyse burası isim cümlesidir. Bitti. Çok basit. İsimle başladığına göre isim cümlesi. Çok basit bir soruydu. D şıkkı N, Z, L, K, R, E, Z, H, B, Ç, T, B, F, T, H. Mazi fiil arkadaşlar. E şıkkı yeştegilu. Eteğine de ya almış. Muzari fiil ye ile başlamıştır. İştegale yeştegilu. İftaale yeftailu babında muzari fiildir. Fiille başlamışlar.
Dolayısıyla fiil cümlesidir. Soru aşırı derecede kolaydı. 6. Türkçe doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Bilmiyoruz. Okuyalım bakalım. Fi hadikatina. Bahçemizde vardır. Ne vardır? Bir ilun, bir kuyu. Su kuyusu var. Nasıl su? Amigatun. Tatlı. Tatlı su kuyusu. Yani içebildiğimiz bir su. Tuzlu su değil. Öyle tatlı su kuyusu ki o. Nesqi biz suluyoruz bir maiha onun suyu ile beraber. Suyu vasıtasıyla. Bir ma ile azbi tatlı. Azb tatlı demek. Az önce amiga tatlı dedim zannedersem. Amik derin demek. Bir un bir kuyu öyle kuyu ki amigatun. Derin kuyu. Öyle derin kuyu ki bu. Nesqi biz suluyoruz bir maiha onun suyuyla beraber. Öyle su ki el azbi tatlı. Onun tatlı suyu vasıtasıyla aracılığıyla sulamaktayız. Nereyi? El eşcara ağaçları. Burası da daha önceden tercümesini yaptığımız bir üniteden alıntı. Ünite 2 veya 3 olması lazım. Bu parçanın da çevirisini yapmıştık. Bu satır ünite 2 veya 3'ün okuma parçası. Arapça metninden alınmış bir satırdır. Biz o 2'yi 3'ü onlara tercümesini yaptık. Bir ünite anlatım videolarımız var. Bir de tercüme videolarımız var demiştim. Peki biraz da irdeleyelim burayı biz. Yani ünite 1'e göre bir düşünelim. Fi nedir? Harfi cerdir. Değil mi? De da içinde. Harigatina bahçemizin içinde vardır. Burası haberdir arkadaşlar. Mübteda haber olarak düşündüğümde ünite 1'e baktığında mübteda haber az çok işlenmiştir. Car mecrur değil mi? Fi harfi cer harika onun mecruru car mecrur birlikte şibih cümle olarak haberdir. Ünite 1 için biraz ağır konuştum. Yani ağır derken bu kadar detay belki orada yok ama siz için dedim duymuş olun. Bi'run onun mübtedası. Amik bi'run'un sıfatıdır. Nesli de yine oradan sıfat. Fiil cümlesi olarak. Nesli biz sularız. Bunu ünite 1, ünite 2'ye göre bir düşünün bakalım. Ünite 1, ünite 2 dedim gerçi. Yanlış dedim. Ünite 7'ye göre, ünite 8'e göre bir düşünün. Artık fail, meful konusu gündeme giriyor ya. Ünite 7, 8'de. Nesli muzarisinin faili ne olur? Soru. Cevap. Nahnu olur. Neden? Muzarifi nunla başlamış. Bak nesli biz sularız. Biz manasında bir muzari oldu mu? Onun faili de biz manasında olacak. Yani yine nunla başlayacaktır. O da nahnu olur. Muzari nunla başladı. Faili nunla başlar. Nesli nahnu. Neslin irabı takdiren merfudur. Bunlar daha çok detaylar yani. Kafanızı bulandırmaya gerek yok. Ama az çok bilenler için bir bilgi olsun. Nesgiyu aslında yaya zam ağır geldiği için hasfedilmiş nesgi olarak kalmıştır. Sikal diyoruz buna. Takdir-i İrab'ın gerekçesi sikaldir. Peki bima iha onun suyuyla beraber buradaki baya vasıta araç gereç diyebilirsin. O manaya verebilirsin. Ma su demek. Ha o demek. Onun suyuyla. Hangi o? Yani bima i bi'rin değil mi? Kuyunun suyuyla. Ha burada kuyu aracı. O kuyu. Ma öyle ma ki el azbi tatlı ma. Ma bulmacalara çıkar yani su manasında. Ma i esreyle bitti. El azbi esreyle bitti. Çünkü onun sıfatıdır. El eşcara mef'ulü bihtir. Şecerun eşcar. Neski biz suluyoruz. Fiil nahnu fail. El eşcara mef'ulü bihtir. Peki bir de şöyle inceleyelim. Fi harfi cer hadigati. Onun mecruru. Na zamirdir. Na zamiri fiil muzariye dahil olsa sağ tarafı cezimli olsa fail, harekeli olsa meful olur. Ama şu an isme dahil olmuş fail veya meful söz konusu değildir. Bir run nedir? Bir isimdir çünkü tenvinle bitti. Amiga yine isimdir çünkü tenvinle bitti. Kapalı ta ile bitti. İşte zaman manası yok dedik isimde de. Nesbi muzaridir nitekim bununla başlamıştır. Zaman manası taşımaktadır. Ba harfi cerdir. Ma i isimdir nitekim esrele gitti. Ha zamirdir. Zamirler isimlere dahildir. Harf olarak, fiil olarak değerlendirilemez. El azbi elif lamlı olmasından isim olduğunu anlayabilirsin. Ba'nın yani sonuncu harfin esrele bittiğinden de isim olduğunu anlayabilirsin. Aynı zamanda kendisi zaman manası taşımıyor. Tadı, tatlı olmak bir zaman içermez ki. Dolayısıyla isim. El eşcar elif lamlı olduğuna göre isimdir. Baya bir anlattık yani artık doğru cevap zannedersem anlaşıldı. Doğru cevap E'dir. Bahçemizde tatlı
suyu ile ağaçlara suladığımız derin bir kuyu vardır. 3. RV cümlesine yer alan altı çizili kelimenin eş anlamlısı nedir? Ervi leha kısasen tunasibu sinneha es-sagira. Şimdi Ervi kelimesinin manasını ben nereden bileceğim hocam? Bilmeyebilirsin, haklısın. Bu tür soruların cevabını bulabilmekte, tespit etmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Ervi rivayet ediyorum. Yani çok da zor değil aslında. Az çok hadis okumuş olsak. Mesela bir Riyazu Salihin herkes duymuştur herhalde. Buhari, Müslim duymuşsunuzdur. Onların Arapçasına baktığında, Arapça hadise baktığında ne de ruviye diye başlar. Yani hadisler genelde ruviye, rivayet olundu, aktarıldı, nakledildi, bahsedildi. Birisi birini anlatıyor. Ervi ben rivayet ediyorum. Ehki ben hikaye ediyorum. Yani aktarıyorum, anlatıyorum demektir. Ehmilu taşımak, uridu, erade, uride. Kastetmek, irade etmek. Ebgi yine aynı manada. Ergabu rağbet etmek. Ergab çok değişir geç hangi harflerle kullandığımla alakalı. Sonuç olarak ehki hikaye ediyorum. Hikaye etmek, aktarmak, anlatmak demek. Ervi de öyle. Bilinmeyebilir de hani çok şey üstünde durmuyor. Birkaç tane soru yapamamakta haklı olabilirsiniz diyeyim ama soruların çoğu çok kolaydı. Aşağıdaki kelimelerden hangisi müennes değildir? Müenneslik alametleri nelerdir? Bir hatırlayalım. Alametler orijinal mi olmalı? Zait mi olmalı? Onları bir hatırlayalım. Ona göre çözülebilir. Zaten sorulan kelime kesinlikle ünitede geçen bir sorudur. Çünkü kolay soruyorlar. Yani zor sormak isteseler bilgiyi aldın mı? Aldım. Ben sana Kur'an'dan soracağım. Ben sana Arapça fıkıh kitaplarından soracağım diyebilir ama demiyor. Yine bir kitaptan soruyor. Sırf geçin diye. Aşırı derece kolaylaştırıyorlar. Hangisi müennes değildir? El Feta değildir. Hayırdır, niye değil? Kitapta anlatıldı bu. Müennes konusunu açın. El Feta neden müennes olarak kabul edilmiyor? Orada bunun ayrıntısını göreceksiniz. Bir tanesini tam açıklamamış oldum. Kitaba müracaat edin. Yukarıdaki parçada aşağıdaki marife isimlerden hangisi yoktur? Bilmiyorum. Bu defa çok daha geniş bir soru soruyor. Yani bulunabilir ama işte 3-4 satır okuman gerekir. Adeta ÖSYM tarzı oldu bu. Soru 8. Şimdi alem ne demek? Özel isim demek. İsmi işaret nedir? İşte hâdâ, hâdihi gibi kelimeler. İsim mevsul ma olur, ellidi olur ve benzeri. Zamir hüvehu ma'un. Marife bir isme muzaf olan kelime var bir de. Kitâb-ı Aliyyin. Ali marifedir. Kitap aslında nekre ama marifeye muzaf olduğu için artık kitap da marife. Yani bu tarz bir şey. Şimdi bakalım hangisi yok diyor. Başlayalım. Kânet İstanbul. İstanbul nedir? Alemdir. Özel isim. İstanbul. Kadimen, Medineten, Sagıraten, Tüsemma. Ne yazıyor burada? Bizanta. Bizans diyor herhalde. Sümme İssevre Aleyha. Neydi konumuz? Konumuz marifenin kısımlarıydı. Aleyha ha zamirdir. Onu hemen söyleyelim. Alem gitmişti, zamir de gitti. Elif lamlı kelime geldi. Elif lamlı kelime zaten sormamışlar. Elif lamlı marifesi sürekli geçiyor. A'lene ha. Lehu am. Ürfet ba'de zalike bi ismin kustantin. Evet, bu geldi. Bahatcer ismi onun mecruru. İsim aynı zamanda muzaf. El kustantin muzaf mülek. E şıkkı gelmiş oldu. İsim kelimesi marife değildir. Nekredir. Lakin marife bir isim muzaf olmuştur. Nitekim el kustantin marifedir. Elif lamlı görüyorsunuz bunu. Bu da gitti. Yani hangisi kaldı? Hâdâ var ismi işareti olarak, o da gitti. İsmi usulle zamir mi görmek? Yok, zamiri gördük zaten. Değil mi? Zamir geçti. Zamir nerede geçti? Zamiri bulursam ismi usul diyeceğim. Zamir şurada var mesela. Nerede var? Şurada var diyoruz. Aleyha imparator. A'lenaha onun en a'leni. En meşhuru tanınanı. Burada var bir tane. Ülfet ba'de zalike. Ba'de muzaftır zalike. Yine ismi işarettir arkadaşlar. Tamam, dediğiniz gibi burada geçmiş oldu. Ha, burada var. Ne geçmedi? İsim mevsul göremedim. İsim mevsuldür. Doğru cevap o yüzden. 11. Yukarıdaki cümlede marife bir isme muzaf olduğu için marife olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bağlantılı sorular. Bir kere şunu tespit edebiliyor olmak gerekiyor. Yani 8 numaralı soruda E şıkkı var mı yok mu?
Bilgiyi bilirsen aynı bilgiye dayanarak böyle de çözersin. Marife bir isme muzaf olarak yine marif olan bir kelime. Dalebet eddifletu sagiratu min ümmiha. Kelimesi nedir? Nekredir anne. Nekredir. Ama yanında ne var? Marife olan ha var. Ha zamirdir. Zamirler marifedir. Burada söyledik zaten. Şimdi de marifeye muzaf olan bir marife söz konusu da kelimesi olacaktır. Biz bunu konu anlattığımda gayet iyi anlattığımı düşünüyorum. B şıkkı dolayısıyla. 9. Cümlelerin hangisinde mensup munfasıl zamir vardır? Vardır. Zamirleri kesinlikle ezberlemiş olmanız lazım. Zamirleri, harfi cerleri, isim işaretler, isim mevsuller. Bu tür kelimeler ezberlenmeden sınava girilmez zaten. Hada kalemuhu. Hada isim işaret. Kalemuhu. Hu nedir? Muttasıldır. Bak kalemle bitişik. Muttasıl, bitişik. Munfasıl, ayrık. Bitişik olmayan. Hu muttasıldır. Hada zaten zamirdir. İsim işaret. Garatu, tu muttasıldır. Hemze ile bitişmemiş hocam. Nasıl bitişik? Arada boşluk var. Yani tu zamirin bitişebileceği harfler ve bitişemeyeceği harfler vardır. Bu yazımla alakalı. Mesela buraya ketebe olsaydı. Gara e tu'yu bitiştirmeye kalkmışlar. Bu kadar bitişir. Ketebe ile kalksan direkt bitişir. Arada hiç boşluk kalmaz. Ketebe tu, fetah tu, nasar tu, faraj tu. Tam bitişir. Tam bitişir derken neyi kastediyorum? Arada yani mürekkepsiz yer kalmaz, beyaz yer kalmaz. Tam böyle bitiştiğini görürsün. Şu anda da aynıdır yani. Bu zamir yine muttasıldır. Yine bitişiktir. Aradaki ufak tefek boşluk bir şey değiştirmez. Çünkü zamirin cinsi bu, adı bu. Tu zamiri daima muttasıl ve merfu zamirdir. Ama burada ne diyor? Mensup munfasıl diyor. Merfudan bana ne diyor? Mensup arıyorum ben. Dolayısıyla B şık olabilir mi? Olamaz. Devamında zaten o tarz bir şey söz konusu değil. Zurna. Biz ziyaret ettik. Şimdi zurna. Önemli bir bilgi. Na'nın sağındaki ilk harf cizimli yani sakin olduğu için na burada merfu zamirdir. Şayet zurna şuradaki ra'da cizim değil de mesela fetha olsaydı na o zaman ne olurdu biliyor musun? Mensup ama yine de muttasıl olurdu. Munfasıl olamazdı. Burası tutmuyor. Tutmadı. Bunu da geçmiş olduk. D şıkkı ya dalibani uktuba. Uktuba da elif var. Muttasıldır ama zaten hiçbiri tutmuyor. Hem mensup değil hem muttasıl değil. Muttasıl merfudur buradaki elif. Vacibe kuma. Vacibe kuma. Az daha okuyamadım. Bu da muttasıldır. Burada munfasıl aranıyor. Yine tutmadı. E şıkkı İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'în. Bakın ne yaptı? Direkt ünitede kullandığı örneği bizlere verdi. Üstelik en çok en iyi şekilde aklımızda kalabilmesi umulan örneği verdiler. Neden? Yani ayet çünkü. Bu Fatiha'dan verdiğimiz örnek aklınızda kalmadıysa ne yapalım diyecekler ve haklılar. Hiç yoktan ayetten verilen örnek aklınızda kalmalı idi. İyyâke na'budu. İyyâke nedir burada? Mef'ulü bih'tir. Muttasıl mıdır? Değildir. Munfasıldır. Na'budu ile bitişik değil. Ve mensuptur çünkü mef'ulü bih'tir. Munfasıldır çünkü bitişik değildir. İyyâke. Yalnızca sana. Na'budu. Na'budu fiildir. Fail nerede? Fail gizli nahnudur. Niye nahnu? Çünkü muzarifi nunla başladığına göre failini de nunla başlatacaksın. Nahnu olacak. Na'budu. Biz kulluk ederiz. Biz. Nahnu fail. Na'budu fiil. İyyâke mef'ulü bih'tir. Ve iyyâke. Yine iyyâke aynı şekilde mensuptur, munfasıldır. Mensup, munfasıl zamirdir. Dolayısıyla mef'ulü bih'tir. İyyâke yalnızca sana. Nesta'in yalnızca senden. Nesta'inu yardım isteriz. Nesta'in yine nunla başlayan bir muzari. Dolayısıyla faili de nahnudur yani nunla başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak Arapçayı iyi bir şekilde öğrenmeliyiz. Cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Bayağı bir geniş soru yapmışlar. Bakalım. Şimdi bunlar tabii hepsini soru sınavda okumanız zamanınızı alacaktır. Dolayısıyla ciddi bir soru olduğunu düşünebiliriz. Diğerleri kadar belki basit değil. Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak Arapçayı iyi bir şekilde öğrenmeliyiz. Yecibu gerekir. B şıkkı yecibu gerekir. C şıkkı yecibu gerekir. D yecibu gerekir. E yecibu gerekir. Ne gerekiyor? En nuallime en netaalleme. Nuallime netaalleme. Nuarrife. Geç burası oradan değil. Cümle başı değil.
En nutaallime. Bak bakalım farklılık var. En nutaallime. Bi şeklin cedidin idâ kunnâ nurû en nusehhimel Kur'ânel kerîm. Evet. Keşke şuradan başlayalım. Bunu yapamamanızı haklı belki bulabiliriz. Yani biraz bir seviye daha diğer sorulara göre bir tık daha zor. En nüsehime nefeme bu verilen kalıp doğru diye bir defa. Kalıp doğru değil, fiil yani. Nedir bu? Fe aslında kökü fehime yefhemu. Fehime yefhemu. Fe'ile yef'alu kalıbı mazi olarak. Muzariye geçtiği zaman dedik yefhemu olur. Ama burada ne yapmışlar? Yefhemu'yu da bırak. Fehheme yüsehhimu nüsehhimu. Sef'il babına aktarılmış durumda. Burada fiil sef'il babına aktarılmış durumda. Evet, D şıkkına baktığında en nefhime. Bir kere H'yi bir şekilde esirleyemezsin. Esirlersen buradaki baba aktarman gerekiyor. Yazılışı doğru olmayacaktır. Efheme, yüfhimu, nüfhimu. O zaman Nu'nun fethedilmesi gerekir. Olmadı. Muallime öğretmek olacaktır. Netaalleme. Enden dolayı mimler fethedilmekte burada arkadaşlar. Netaalleme. Öğrenmek manasına geliyor. Öğrenmemiz gerekir. Öğrenmeliyiz. El-lugatil arabiyyete Arapça dilini bir şeklin cehidin iyi bir şekilde. İdâ kunnâ şayet istiyorsak istediğimiz vakit. İdâ kunnâ biz isek nedir isek nurîl istiyorsak en nefeme öğrenmeyi el-Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi anlamak aslında nefem. Kur'an-ı Kerim'i anlamayı istiyorsak Kur'an-ı Kerim'i anlamayı nurîlu istiyorsak istiyor isek bu durumda iyi bir şekilde Arapça dilini öğrenmemiz gerekir. B şıkkı yicibu yine gerekir. Enne taalleme yine doğru. Ellugatın arabiyeti yine doğru. Bir şeklin ciddiyin diyor burada. Ciddiyin, ceyidin demiyormuş. Ciddiyin diyor. Mesela ceyidin demesi gerekir. Ceyid iyi bir şekilde. Ciddiyin şeklinde değil yani. Hadi öyle olsun. Bu da ciddi ciddi demektir. İdâ kunnâ netlubu. Netlubu da olur, nuridu yerine netlubu da olur ama en nuarif ediyor. Öğretmekten bahsediyor burada. Anlamaktan bahsetmiyor. İkisi farklı şey. Nüshime, efheme, yufhimu, nüfhimu. Nüshime enden dolayı olabilir. En nuallime diyor. Nuallime öğretmekten bahsediyor. Burada anlamaktan, öğrenmekten bahsetmiyor. Yani kalıplarla alakalı diyebilirim. Doğru şıkkı C olacaktır. Yecibu gerekir. En netaallemel lugatel arabiyyeti Arap dilini öğrenmek için gerekir. Bir şeklin cehidin iyi bir şekilde öğrenmek için gerekiyor. İda kunna, ida zaman, vakit, dığı zaman, unca unca, kunna yani biz olunca, nuridu isteyince biz istediğimiz vakit ne? En nefemi anlamak ve Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim anlamayı istediğimiz zaman böyledir. 10 numara aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğuldur? Müfettisliğin cemi sorusu. Şuca'un, cerihun, misalun, hicaratun. Hicara kelimesi hacerun, taş, hicara taşlar demek. Usurun, asafir. Müfrettir bu kelime. Cerih yine müfrettir. Şuca müfrettir. Misal emsile gelir çoğulu. Kelimelerin tesniye, müfret, çoğulunu bilmek önemli. Her kelimeyi bilemezsiniz. Dolayısıyla bunu yapıp yapmama yani %50 gibi bir şey diyebilirim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi cemi müennes salim değildir? Bunu %100 yapmanız gerekir ama. Kolay bir soru. Evkatun, vaktun, vaktani evkat. Değil mi? Vaktun, müfredinde de T var. Vaktun, vaktani evkat. Müfredinde T var. Ve yani müfredi müennes diye var değil. Müfredinin müzekkeri mi var? Vakt diye, yani vak diye bir şey yok ki. T her halükarda. T'yi yordamlatmana imkan yok. T yani orijinaldir. Kelimenin aslındandır. Cem-i müennes salim alameti olarak dik elif ve açık T'yi getirmemişler. Bunlar zaten var. Kök harfi bunlar. Vaktun. T kök harfidir. Yani onun sağındaki işte elif daha sonradan gelmiş olabilir. Kalıpla alakalı. Cem-i mükesserdir bu.
B şıkkı Dabi Batun. Dabi Betun müsredi. Müzekkeri neydi? Dabi Bun. Yani T'nin atılması mümkün. C Müslimatun. Müslimetun. Müslimun. T'nin atılması mümkün de. Seyyidatun. Seyyidetun. Seyyidün. Seyyid. Ala Seyyidina. Seyyid gelebilir. E şıkkı Katibatun. Katibetun gelir. Bunun müsredi. Müzekkeri nedir? Katibun. T'nin atılması mümkün. Oysa A şıkkındaki T'nin atılması mümkün değil. Çünkü orijinal harftir. Yani cem-i müennes alameti olarak gelmemiştir. Cem-i müennes alem neydi hocam? Ben hatırlayamadım. Cem-i müennes alem şu şekilde açık T ile bitecek kelime ve sağında da elif olacak. Yani şu şekilde bitecek. Açık T, sağında dik elif olarak biten kelimelere cem-i müennes alem diyoruz. Ama biraz ayrıntı var. Buradaki T kelimenin orijinal harfi olarak yer almamalı. Buradaki T orijinal değil. Sadece cem-i müennes salim olduğuna alamet olsun diye gelmiş olmalı. Dolayısıyla onun müfredini, müzekkirini, müennesini de bilmemiz önem arz etmekte. 14. El cenneti tahta kıdamül ümmehat 100 defa sorulmuş soru. Yer alan altı çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisidir? El cenneti cennet nedir? Cennet müfteda. Taht ektamil ümmehat annelerin ayakların altındadır. Değil mi? Haber olmuş olur. Taht burada muzaftır. Ektam muzafun ileyhtir. Aynı zamanda muzaftır. El ümmehat da muzafun ileyhi olmaktadır. El ümmehat kelimesi az önceki bilgiler ışığında. Cem-i müennes salim midir değil midir? Bu ne demek? Sonundaki t'siz olarak bu kelime yazılabilir mi? Ha, ben yazarım. Yazarsın öyle bir kelime var mı Arapçada? El-Ümmahat, müfredine ummun, el-Ummu, T yok yani. Dolayısıyla şu an itibariyle yazılışı cem-i müennes salimdir. Peki irabı ne olur? A şıkkı, mef'ulün bihtir. Alakası yok, cümlede fiil yok. Fiil cümlesi değil burası. B şıkkı, muzafun ileyhtir. Doğrudur, mecrurdur, doğrudur, cer alameti kesredir. Doğru mu? Doğru. C, muzafun ileyh, doğru, mecrur, doğru, cer alameti elif. Alakası yok. Cer alameti meful bih gayri sarih demiş. Fiil cümlesi değil ki meful olsun. Meful bih yine olamaz. Doğru şık B'dir. 18. Kasemi mi diyor? Kasemna mı diyor? Ne diyor? Tam anlayamadım ben. Kasimni olabilir mi? Kasemni. Yani kısımlandırmakla alakalı bir şey olsa gerek. İlk defa bakıyorum. Hiç düşünmedim nedir diye. Çok da önemli değil. Cümlesinde yer alan altı çizili ismin irabını çünkü soruyor bize. İrabı çok açık olmalı. Kaseme. Değil mi? Kaseme. Faale. Babında mazi fiil. Kaseme. Böldü. Kısımlandırdı. Ni bana. Kim? Ahmedu. Ahmet. Kaseme fiil. Ni. Mef'ulü bih. Ahmet fail. Nis. İkinci mef'ul. Nisfel hubzi. Nisfel hubzi. Ekmeğin yarısını. İndehu. Onun yanında. Kendi yanında. Şimdi şu bir gerçek ki hiçbir mana bilmene gerek yok. Baktığım anda direkt nıs kelimesinin muzaf el hubzun muzaf ileyh olduğunu anlayabiliyorum. Muzaf ileyh artı celalem esre. Yani dolayısıyla doğru şık E şıkkı olmakta. E doğru şık. Hocam E neden doğru? Muzafun ileyh olduğunu sen nereden anladın? Nıs kelimesi isimdir. Nısfun isimdir. Fiil değildir. İsimse iki tane isim yan yana gelip merhaba demezler. Ardından sol taraftaki kelime eliflamlıdır. Yani sıfat mevsuf olarak düşünemem onları. Dolayısıyla nisf-ı muzaf el-hubzi de muzaf-ı ileyh olarak düşündüm. Nisf-ül-hubzi. Yani nisf-el-hubzi tam olarak tarif etmek gerekirse. Nisf-el-hubzi ekmeğin yarısını. Yani yarısını böldü yani. Kastına böldü, verdi. El-hubz muzaf-ı ileyhtir. Müfret bir kelimedir. Dolayısıyla cer alameti esre olmaktadır. 15 numaralı soru. Aşağıdaki isim cümlelerin hangisinde mübteda haber uyumsuzluğu vardır? İsim cümlesinde mübteda haber arasındaki uyumsuzluk sorulmuş. Zaten fiil cümlesinde mübteda haber değil. Yani isim cümlesinde olur. Peki bak başlayalım. A şıkkı Yefsalu. Yefsalu tabibun meşhur. Yefsalu diyor. Mesela Feysalu diyor değil mi? Feysalu tabibun meşhur. Feysal nedir? Feysal müfteda. Tabip haber. Meşhur sıfattır. Neyin sıfatı? Tabibin sıfatı. Faysal yani. Faysal özel isim burada.
Müptedadır. Tabip onun haberi. Meşhur tabibin sıfatı. Uyum var mı? Var. Faysal ile tabip her ikisi müfrettir. Yani tekildir. Her ikisi müzekkerdir. Yani erildir. Her ikisi de nedir peki? Arada bir şey var. Acaba ne var? Her ikisi de merfudur. Arada uyum var. Hocam Faysal kelimesinde tek ötre varken tabip iki ötre yani tenvin var. Faysal kelimesi gayri musarif olduğu için tek ötre almıştır. Tabip kelimesi gayri musarif değildir. İki ötre almıştır. Tek veya iki ötre alması konumuzla bir ilişkisi yoktur. B şıkkı eşcarul medreseti okulun ağaçları nedir? Kesiratun. Çoktur. Eşcar şecerun eşcar cemi mükesserdir. Cemi mükesser kırık çoğul, cümu'ü teksir gibi adlandırmalara sahip. Ağaçlar demek. Ağaçlarda beyin var mı? Zeka var mı? Yok. Öyleyse bununla alakalı kelimeyi müfret müennes getirmek gerekir. O da nedir işte? Kesiratun onunla alakalı kelimedir. Çünkü eşcar müptedadır. Eşcarul medrese müpteda değil. Eşcar müpteda. Kesiratun ise haberdir ve müsnet müennes gelmiştir. Kesirun gelse yanlış olur. Ta ile beraber yazılması. Müennes olarak yazılması gerekir. Eşcarda müenneslik alameti yok. Müenneslik alameti yok ama ne dedik? Bir çoğul kelime bu. Cemi mükesser ve aklı olmayan bir varlıktan bahsediyor. O zaman buna müsnet müennes muamelesi yapacaksın. Bu yüzden müsnet müennes kelime getirildi. C. El medaru gazirun. Arada ne var yine? Uyum var. Her ikisi müfrettir mesela. Başka her ikisi müzekkerdir. Her ikisi merfudur. Uyum vardır. D şıkkına geldik. Külliyenin kız öğrencileri. Fakültenin kız öğrencileri nedir? Mühezzebet. Acayip edeplidirler. Peki dalibat çoğul bir kelime. Evet. Nasıl bir çoğul? Bak açık elif ile açık T ile sağında açık T ile sağında dik elif var. Bu şekilde biten bir kelime ne olur? Cemi müennes salim olur. Çünkü buradaki T orijinal değildir. Cemilik alameti olarak gelmiştir. Cemidir. Peki bahsedilen kişilerde beyin var mı? Kız öğrencilerde beyin var mıdır? Vardır. Akıllı bir varlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla kendisine müfret müennes muamelesi yapamazsın. Cemi müennes bir kelime getirmen gerekir. Mühezzebatun. Değil mi? Şurada hibi dik elif ve açık T ile bitireceksin. Kapalı T'yi sil. Yerine dik elif, açık T şuradaki gibi ekle. Mühezzebatun de. Ama dememişler. Dolayısıyla bir uyumsuzluk söz konusudur. Hadihil veredetul cemiletu. Şu gül var ya. Güzelmiş. Hadihi müpteda cemile haber. Hadihi müfettin önüne cemile de müfettin. Arada uyum var. Peki 19. Rana şık neymiş yani? D şıkkı imiş. 19. Müderrisu el medreseti aidu ila biladihim. Kolay bir soru. Neden? Bakalım. Hangisi de cümlesinde haber aşağıdakilerden hangisi de? Daha soruyu bile okumadan kolay dedik. Bakalım kolay mı? 19. A şıkkı diyor ki el medresedir diyor. B şıkkı aidun diyor. C müderrisu el medrese diyor. Peki bakalım cümleye bakalım. Müderrisul medresi. Aslında nedir bu? Müderrisune değil mi? Cimi müzekker salimdir bu. Müderrisune, katibune, mensurune, dalibune. Cimi müzekker salimdir. Sonda nun vardır. Peki niye yok? Çünkü muzaftır. Demiştik ki muzaf olduklarında cimi müzekker salimin sonundaki nun düşer, yazılmaz, silinir. Muzaf olduğunu nerede anladın hocam? Sol taraftaki kelime esreyle bitmiş. Bunu esre yapan ne? İşte demek ki bu muzaf. Önce bunu bilelim. Peki mana ne? İşte okulun müderrisleri, öğretmenleri nedir? Aidune ila biladi beldelerine dönmektedirler. Dolayısıyla aidune haber olacaktır. Müderrisu müptedadır. Müderrisul medrese değil. Sadece müderrisul müpteda. Sadece aidune haberdir. Aidun tekin merfudur. Raf alameti ne? Vavla yazılmış. Bakın aidun, aidine değil mi? Vavla yazıldığına göre merfudur. Peki 16. Evrak-ı şeceratı zeytun diye devam eden cümle. Mübteda aşağıdakilerden hangisidir? Sık sık mübteda haber isim cümlesiyle alakalı bir şeyler görmekteyiz. Evrak-ı şeceratı zeytuni, zeytun ağacının
Evrak yani yaprakları nedir? Naimetül melmesi. Naimetül melmestir. Diye devam ediyor. Şimdi burada aranan şey ne? Mübteda arıyoruz. O nedir? A'dır. Neden? İsim cümlesinin ilk ögesi mübteda olur. Bazen haber onun önüne geçebilir. Ama an itibariyle geçmemiştir. Evrak-ı şecera. Ağacın yaprakları. Zeytin ağacının yaprakları nedir? Yani evrak mübteda. Sadece evrak mübteda. Yanındaki kelimeler mübtedaya dahil değildir. Peki 17 ve 20 numaralı soruları görmekteyiz. 17 cümlesinin Türkçe'de doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Fî zilli şeceratı yecüs insan liyestariha vaktel A şıkkı. İnsan ağacın altında sıcak vakitte oturur ve dinlenir diyor. Bu doğru bir seçenek değil, doğru bir açıklama değil. Neden? Liyesteriha. Liyesteriha. Lan burada sebep bildirmesi lazım. Sebep bildirmemiş. Mesela D'ye bak. Dinlenmek için olacak. Evet. İçin sebebiyle den dolayı buradaki lam onu ifade ediyor. Lam-ı key. Lam-ı ta'lil. Lam-ı cuhud gibi. Lamul emir, lamul iptida gibi çeşit çeşit lamlar var. Lamı şeyden bahsediyoruz. Sebep bildirmektedir. Dolayısıyla A asla olamaz. B ağacın gölgesi altında insan oturur ve dinlenir. Yok. İçin lazım. Bu da olmaz. Ha, D olabilir. Başka olamaz. Demek ki D o zaman. Tek seçenek bu. Nereden çıkardım? Sadece lamun için manasına geleceğini bildiğim için çıkardım. Li en yestiriha demektir. Burada en gizli yani. Üzerine bayağı bir konuşabiliriz. Fazla konuşup ayrıntıya girmeyi şu an için doğru bulmadım. Ama doğru seçenek demek ki D'ydi. D'dir. Çünkü için manasına gelen bir tercüme, bir kelime diğerlerini göremedim. 20. Cümlesinin altı çizili ismin müsenna ikil formuyla tekrar kurmuş hali aşağıdakilerden hangisiyle? Ba'a el-mukavilu eşşakkate bi-si'rin münasibin diyor. Bunu tekrar kurarsan nasıl kurarsın? Mesela A şıkkı. Ba'a sattı. El-mukavilu. Burada eşşikkateyni. Ne değişti? Eşşikkate kelimesi şu an nedir? Bir kere şunu söyleyelim. Ba'a fiil el-mukavil fail eşşikka mef'ulü bih'tir. Mef'ulü bih olan bu kelimeyi sen tesniye çevireceksin. Çevirdim. Şikkatani. Çevirdin ama bu irabı da vereceksin. Şikkatinin irabı ne? Mef'ulü bih'tir. Mensuptur. Nasb alameti sonuncu harfte bulunan fethadır. Öyleyse tesniye çevirdiğinde de ona nasb alametini vermen lazım. Şikkatani, şikkatane yapayım. Nuna fetha vereyim. Hayır, tesniyenin nasb alameti fetha olamaz ki. Tesniye harekeyle irab almaz ki. Tesniyenin irabı harfledir. Şikkatani derken orada elif raf alameti. Şikkateyni derken ya nedir? Onun nasbı ve cerrine alameti. Bu mesela şıkkateyni diye yazmak gerekir. Diğer taraflar aynı. Değişen tek şey ne? Eşşikkateyni yazmak. Yani bu kelimeyi tesniyeye, ikili, müsennaya çevirmeyi bileceksin. Çevirdiğinde de bunun nasb halinde olduğunu unutma. Onu da nasb halinde yaz. O da eşşikkateyni. Hani zaten yazılmışı var. Dolayısıyla bir problem yok. Eşşikkatanı belki aklınıza gelebilir ama bu nedir? Raf halindedir. Elifle yazılmıştır. Şikkat kelimesi zaten müfrettir. İsnanı buraya koymuşlarken isnani işte müsenna ikil isnan iki demekti herhalde bu diye karıştıracak mısın? Yoksa müfret tesniye cemiden haberin var mı? D şıkkı da olmaz. Yine isneyin kelimesiyle kafanızı karıştırmaya çalışmışlar. Şikkat kelimesi açık T sağında dik elif var. Dolayısıyla bu da olamaz zaten. Cem'in önüne salim kalıbıyla yazılmış. Veya cemi mükesser diyelim. Dolayısıyla doğru şıkkın A şıkkı olduğunu bulmak kolay idi. Sorular böylece bitmiş oldu arkadaşlar. İnşallah sizler için de kolay bir sınav olmuştur.